Lord. Burası Kreomi'nin kayıncısı Arjantin. Polis şirketi. Noel yardımı yapılmaması protesto edenler iki süpermarket ve bir sağlık merkezinin camlarını kapılarını kırdı. Aa! Günaydın. Günaydın. Uyanmışsın. Evet. Yoksa hiç uyumadın mı sen? Yok canım, uykum kaçtı. Hayatım, hazırsın değil mi? Sen niye erken geldin bu kadar? Nakliyeciler 9'da gelecek, toparlanacak bir şeyler kalmıştır diye ben de erken geldim. Yok, aslında hemen hemen toparladım gibi. Ha, saat 10'da emlakçı gelecek, anahtarı ona verirsin. Ay, bu kadar eşya senin depoya sığacak mı acaba? Çünkü ben daha büroya gideceğim, oradaki eşyaları da toplayacağım. Sen beni dinlemiyor musun? Sen şimdi benim karım mı olacaksın ha? Bilmem, bir Bakü'ye gideyim bakayım, belki de olmaz. E canım, İstanbul gibi bir şehir işte. Hem denizi de var. Ne denizi var? Hazar Denizi. Rengi gözlerine benziyor. İnsana huzur veriyor. Günaydın. Uyandırdık mı yoksa seni? Yok canım, uyanması lazım. Okula gidecek. Bugün okulun son günü. Hadi git elini yüzünü yıka, sonra da bir şeyler atıştır hadi. Bir daha gitmeyeceğim bir yere geç kalsam ne olur? Ay of Kaan ya. Okuldan sonra da oyalanma, eve gel. Saat 6'da ben geleceğim. 8'de de havaalanında olacağız hadi. Söyledim sana. Bakü'ye gelmiyorum. Ay bunun ergenlik problemleri. Merak etme. 2 haftaya kalmaz her şey yoluna girer. Bizim Kaan'la da aramız iyi olacak, tamam mı? Rahat ol sen. Ben şimdi bir kahve içeyim. Hem Kaan'a kahvaltı da eşlik ederim. Tamam. Efendim. Kusura bakmayın. Günaydın. Öyle aradık ama müdürüm dedi arayın diye. Nerede? 2. katta. Kim bulmuş? 2 tane şarapçı, ifadelerini alıyoruz. Ne dediler? Kafaları çok iyi, cümle kuramıyorlar. Onun için de ifadelerini alamadık daha. Allah Allah, madem kafaları o kadar iyi, nasıl haber verdiler? Onu ayılınca soracağız komiserim. Olay yeri geldi mi? Birazdan gelirler. Savcı? O da haber verdik, eli kulağındadır. Birazdan gelirler. Komiserim, ben böyle şey görmedim. Gelmemi ister misiniz? Yok, gerek yok. Ben... Thank you.
geçirdiğiniz 7 yıl için teşekkür ederiz. Aşk olsun. Sehra komiserin meseleyi çözüyordu valla. Kafaları iyiyse nasıl haber vermişler dedi. Hiçbir şey değil. Kaldım böyle. Ya yok canım. Müdür Kusa sizi nasıl ikna ettiler? İşin içinde sen olmasan hayatta izin vermezdim ama... İşte insan güzel anılarla ayrıl istiyor. E az değil, 7 sene emek verdin teşkilata. Pastayı sen mi aldın? Ha evet. Krokanlı al demiştim. Ya ben krokanlının ne olduğunu bilmiyorum ya. Bilmene gerek yok ki, söylüyorsun veriyorlar. Ya meyveydi işte ya. Abicim, krokanlı da ağzına çikolata parçaları geliyor. Bunda jöleden meyve tadı alınıyor. Niye oğlum işte? Zehra beğendiyse sorun yok. Bence güzeldi. Hazır mıdır? Ah! Aa! Bu da bizden sana küçük bir hediye. Teşekkür ederim. Aa! Ay patlayacağım falan. Aman kızım patlar matlar. Aşk olsun. Selam ben. Yeni atandım cinayete. Hoş geldin. Sen daha toparlanıyorsun. Ben istersen dışarıda bekleyeyim. Yok yok, önemli değil. Evet, toparlanıyorum ama sen otur. Bakıya kaçıyor diye duyduk senin için. Dedikodu sağlammış. İstihbarat diyelim biz ona. Kadın cinayetçi biraz dikkat çekiyor teşkilatta. Elçilik görev falan mı? Yok, ücretsiz izne çıkıyorum. En az bir yıl Bakü'deyim. Nişanlımızla gidiyoruz, orada da evleneceğiz ha? Bravo. Kadın da önce parmağa bakan tiplerdensin. Daha kötüsü de olabilirdi. Mesai saatlerinde kadın erkek ayrımı yapmıyoruz biz. Cinayet kadın kısmına göre değil. Helal olsun. Dayanmışsın bunca yıl elinden buruyla. Tanıştınız ya çocuklar. Tanıştık müdürüm. Hadi bakalım Yılmaz'cığım. Hayırlı olsun. Sağ olun müdürüm. Zehra, ilçe müdürlüğünden gönderdiler bunu. Samandıra civarında bir arazide şüpheli eşyalar ve kanlı giysiler bulunmuş. Bir de kırık bir diş mi ne varmış. Olay yeri inceleme şimdi orada. Senin de bir gidip görmeni istiyorum. Tamam. İsterseniz ben gideyim müdürüm. Son gün yormayalım Zehra komiseri. Hayır canım, ben giderim. İlk gün yormayalım arkadaşı. İyi o zaman, bilgi notunu bırakır çıkarsın. Saat itibariyle hala 657'ye tabisin. Yılmaz sen de git. Bizde işler nasıl dönüyor görmüş olursun. Tamam. Bilmiyorum. Körpe muamelesi ha? İsteğinle mi geçtin cinayete? Evet. Niye, ne oldu? Sıkıldın mı narkotik? Değişiklik iyidir, rutini sevmem. Narkotikten önce de başka bir yerdeydin o zaman. Neredeydin? Bir yerde değildim. Narkotikte başladım. Yani bizim işlerde pek rutin olmaz. Ne oldu, amelinle mi anlaşamadın? Değişiklik istedim. Sen görevi bırakıyor olmasaydın belki başka yere atılırdın. Yani narkotik olmasında neresi olursa olsun diyorsun ha? Ne demek istiyorsun? Bir şey demek istemiyorum canım, sohbet ediyorum. Bana daha çok sorguya çekiyormuşsun gibi geldi. Allah Allah, merak ettim sadece. Merak edilecek bir şey yok. Üstlerinle nasıl konuşman gerektiğini bilmediğine göre hiyerarşide bir sorun yaşadım büyük ihtimal. Akşam aramızda hiyerarşi diye bir şey kalmayacak. Bir iki saatte kibar olacağım diye kasamayacağım kendimi. Ama illa rütbenle hitap etmemi istiyorsan sizli bizli onu da yaparım, merak etme.
Tamam canım, gerilme. Ne geriliyorsun? Sadece merak ettim neden cinayete geçtiğini. Öyle sorgulama falan yapmıyorum. Öyle mi? Madem öyle, sen neden evleniyorsun? Ben de onu merak ettim. Aşık oldum. Bazen açık olmak iyidir, rahat edersin. Hoş geldiniz komiserim. Hoş bulduk. Komiser Yılmaz, yeni ekip amirimiz. Hayırlı olsun komiserim. Sağ ol. Nedir durum? Vallahi komiserim, orman işçileri kanlı bir bayan kaza bulmuşlar. Saat 8.30 gibi karakolu aramışlar. Bildirilmiş bir vaka yok mu? Bize veya hastanelere bildirilmiş bir vaka yok komiserim. Kimler takılıyor buralarda? Gündüzleri piknik yapanlar, geceleri de fahişeler ve müşterileri ve sarhoşlar. Bir de bu Tahir Borova adına kredi kartı. Muhtemelen kadının müşterisi. Bir de diş. Vay be. Fahişeler artık post cihazıyla mı dolaşıyor İstanbul'da? Fahişe olduğunu nereden biliyorsunuz? Ben ihtimaller üzerine söyledim komiserim. Ne kadardır buradaymış bu kazak? Orman işçileri en son bu bölgeyi cuma günü temizlemişler. O zaman yokmuş. 36 beden bayan kaza. Zayıf, çelimsiz biri. Kanlar genel olarak yaka etrafında toplanmış. Adam surata çalışmış yani. Büyük ihtimal dövüp arabadan atmıştır. İyice araştırdınız mı her yeri? 2 saattir araştırıyoruz. Bulabildiklerimiz sadece bunlar. Bankaya sorun. Kayıp çalıntı bildirimi var mı? Şu Tahir Borova'nın adresini bulun. Oraya gidip tahkikata başlayayım. Ben kaçtım. Biz niye soruşturmuyoruz adamı? Bir kadın dövüp ondan sonra sokağa atan adamla ben konuşmak isterim. Böyle işler normalde bize gelmez. Ama ben de normal bir adam değilim zaten. Sadece konuşmak istiyorum adamla. Ortada şikayet yok. Dolayısıyla dava da yok. O doğru soruları sorup sormadığına bakar. Ama eğer senin işin varsa biz seni tutmayalım. Yo, gidelim biz sorgulayalım. Gel hadi. Nereden nereye taşıyacaksınız? Kaçıncı kat? Tamam, onu o zaman ofise dönünce listeye bakalım. Şş, ben size hemen gavur ölüsü gibi. Al şunu. Hemen hemen. Birkaç saate. Tamamdır. Size de sağ olun. Sağ olun. Peki, iyi günler. Ne oldu? Ya koca koca kolilere doldurmuşlar her şeyi. İnsan taşıyacak bunu ya. Hiç bizi düşünen yok. Tamam, küçük kolileri taşı o zaman. Mızmızlanma çalışırken. Yok be abi, öyle değil. Ya ben hafta sonu serviste nöbetçiydi mi? Ya işte, ne bileyim, yorgunum biraz. Tamam, git uyu o zaman. Ayak bağı olma. Bunları dikkatli taşı, değerli eşya var içinde. Sen ne yapıyorsun ya? Ben sana şimdi dikkat et demedim mi kardeşim? Sen yürürken nereye bakıyorsun? Ne bağırıyorsun lan? Ayağımız takıldı, görmedin mi? Doğru konuş benimle. Sen doğru konuş. İnsanlık hali ne var? Ben senin insanlığına para vermiyorum, işine para veriyorum. Lan senin taçı ifşat. Toğana taçı ifşat. Küfür mü ettin lan sen? Yok ha. yok hayır, siz yanlış anladınız Cavit Bey. Kadir, sen kim oluyorsun lan? Cavit Bey. Cavit Bey, kusura bakmayın, bu benim kardeş. Bizle çalışmıyor da bugün yardıma gelmiş. Yalnız küfür falan etmez öyle. Herif resmen küfür etti ya. Size çalışan da kabahat kardeşim. İşinizi bitirin, çekin gidin ya. Kusura bakmayın. Kırılıp döküleni faturadan düşeriz. Söyle Meryem. Niye, ne oldu ki? Meryem. Buradayım. Batmış gene buralar. Heh. Sen geçen de tamir etmemiş miydin şu makinayı? Dur bir bakayım. Ha, tamam ya. Onun bantı şey olmuş. Şimdi onu 2 dakikada ben... Ay inanmıyorum ya. Bant mı yapıştırdın? Al sen şunları, al bakayım.
Yahu! Bırak Allah aşkına, elleme! Tesisatçı çağırırız! Ya iki dakika dur, bir şey değil o. Gel. Aman bantla mantla olmaz o iş. Dur, tesisat dur. Çürümüş, değişmesi lazım bir kere. Alo? Pastaneden değil mi? Pişiyor. Bir saat sonra gönderirim. Tamam, yarım saate de hazır olur. Tamam, teşekkürler. Acele et Allah aşkına, gözünü seveyim, kaldı börekler. Yokladın mı Gonca'yı? Leyla'da mı hala? Okula gitmiştir o. Dersi bitince geri döner. Bana bak, o arkadaşlarını gözüm hiç tutmuyor. Hep zengin züppelerinin bebeleri, geceleri, gündüzleri belli değil, lazım dikkat etmek. Al işte, tamam. Eskisinden daha yeni oldu. Aç bakayım onu. Bence hiç denemeyelim. Ya neyi denemeyeceksin? Aç, ben biliyorum da söylüyorum. Hangisi, bu mu? Ha, bu mu? Şuradan. Kapat kız, kapat. Komik mi? Çok komik. Gel buraya. Ya Tanrım, ne yapıyorsun? Nereye, ya dur. Nereye, nereye? Bir tane daha kız yapalım mı? İki iki olsun ha. Yapalım. Ya sırılsıklamsın, üstünü değiştir. Tanrım, ne yapıyorsun? Ben birlikte değiştirelim. Ya çocuklar okuldan gelecek. Börekler yapacak. Tahir, ne olursun bırak beni. Göndereyim mi tabiri? Aman, ben hallederim, sen karışma. Gonca yurt dışına gitmek istiyor. Erasmus mu ne, öyle bir program varmış. Avrupa'da eğitim imkanı sağlıyormuş. Devlet bütün masrafları karşılıyormuş. Olmaz öyle şey. Ya kız zaten burslu okuyor. Çalışkan. Ya herkesin arayıp bulamadığı bir şey. Yani düşün, Gonca Avrupa'ya gidecek. Yeni bir dil öğrenecek. Yeni arkadaşlar edinecek. Ya düşünsene, kendi başına ayakta durabilecek. Ya döndüğünde tekrar kaldığı yerden devam eder okula. Ha bak arkadaşlarına. Hepsi her ay yeni bir ülkeye gidiyor. Hazır böyle bir fırsat çıkmışken. Her bir şeyimiz olacak. Ben konuştum Sabim'le, bilir o. Konuştun mu? Konuştum. Ne konuştun Gonca'yla? Ya konuştum işte, sen girme baba kız arasına. Aman girme. Ne konuştun Gonca'yla? Ben kimin için çalışıyorum, kimin için yaşıyorum ben? He? Meryem? Hadi, iş beklemesin. Açtın mı? Biraz gitsin. Rana, Gonca'yı gördün mü bugün? Yok, görmedim. Ne oldu ki? Yok bir şey. Başlık puntosunu biraz büyüt. Hı hı. Kadın dayanışması ile ilgili projemizi de biraz öne çıkart. Hı hı. Şu sağ üst köşeye olabilir mesela. Peki umarım. Medya takip sonuçları geldi mi? Geldi umarım. Buyurun. Evet. Aslan Bey çok yoğun efendim. Hı hı. Ben bir not alayım isterseniz. Bir saniye. Hı hı. Tamam, ben ileteceğim. İyi günler. Konuşma metnine bir iki küçük not girdim ama gayet güzel olmuş. Eline sağlık. Eyvallah. Ve toplantı 2'de neredeymiş abi sanki? Bilmem, gelmesi gerekirdi.
kaldım be ablacığım. Abla ne yapayım ya? Bu külüstürle anca bu kadar. Top etmeye korkar oldum. 2 saat çalıştıramadım sabah sabah. Hadi söyleyin, tutulma da yetiştir şunları. Dikkatli tut, çok sıcak ha. Tamam, tamam, hadi. Hadi güle güle. Buyurun, birine mi bakmıştınız? Tahir Bora'yı arıyoruz. Burada mı oturuyor kendisi? Evet, burada oturuyor. Eşiyim ben, buyurun. Görüşebilir miyiz kendisiyle? Biz asayiş şubeden geliyoruz. Hayırdır, mühim bir şey mi oldu? Yok, sadece konuşacağız kendisiyle. Tahir yok, işte. Buyurun ben yardımcı olayım. Yenge neydiysin? Meryem Borova. Meryem Hanım. En son ne zaman görüştünüz eşinizle? Sabaha karşı işe çıktı Tahir. Az önce buradaydı. Hafta sonu burada mıydı? Hafta sonu biz evde yoktuk. Sünnet düğünümüz vardı. Ailecek memlekete gittik, Kosova'ya. Hayırdır, mühim bir şey mi var acaba? Hep beraber mi gittiniz Kosova'ya? Kocanız da geldi mi? Beraber gittik tabii. O olanlar da geldi. Ne zaman döndünüz? Sabaha karşı girdik eve. Hiç uyumadan işe gitti Tahir. Meryem Hanım, senin kızın var mı? Evet, var. O sizinle geldi mi Kosova'ya? Gonca gelmedi bizimle. Arkadaşında kaldı. Adı Gonca. En son ne zaman görüştün kendisiyle? Hafta sonu aramıştım. Konuştun mu? Konuştum. Yani düğünde konuştuk bir kere. Sonra aradım, açmadı. Şarjı falan bitmiştir herhalde. Bir şey mi oldu ya? Bir şey mi var? Yenge. Bak şimdi iyi düşün. Bize doğru cevap ver, tamam mı? En son ne zaman konuştun kızınla? İşte söyledim ya. İşte en son cuma vedalaştık. Sonra cumartesi sünnet düğününde konuştuk. Zaten gelmek istemedi bizimle. Leyla'da kaldı. Eğlence mi ne varmış cumartesi günü okulda? O yüzden gelmedi. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Yine çok yakışıklı görünüyorsunuz. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Sağ ol. Kolay gelsin arkadaşlar. Teşekkürler. Tamam. Abi? Geçmedim şu sıyrık ya. Nazar olsun o da, makyajı hallederler. Hemen toplantıya girelim, geç kalmayalım çekime abi. Ya benim dünden beri zamanla irtibatım kesik, kaybetmişim saati. Yarım oldu abi saat. Dur bakayım şunu. Nurettin, bu benim saat değil mi abi? Dur. Sahte bu oğlum. Keyfin yerinde, çok iyi abi. Neyse, hadi bakalım baş. Yatağın altından çıktı. Ne giymişti üzerine? Bilmiyorum. Genelde bir kot, üzerine bir kazak uydururdu. Kızın babasının kredi kartını taşır mıydı? Giderken vermişti babası, lazım olur belki diye. Bir şey oldu ve bana söylemiyorsunuz. Bir şey oldu. Ne oldu Gonca'ya? Ne oldu gerçekten Gonca'ya, ne oldu? Meryem Hanım, tamam. Tansiyonum düştü galiba. Tamam, gelin içeride konuşalım. Evet. Merhaba arkadaşlar. Seçim analizlerine baktınız mı? Anlaşılan kimse bakmamış. Arkadaşlar biliyorsunuz bugün Geleceğin Sesi programı okulumuzda çekiliyor. O yüzden bu analizlere bakmak önemliydi. Dersimizin son saatini konferans salonunda geçirmiş olacağız. Programda soru soracak olanlar isimlerini yazdırdılar mı? Sorusu olanlar bu kadar mı? Hocam ya, bunun ne faydası olacak ki? Nasıl yani? Sorularımızın yani. Siyasetçiler nasıl olsa bildiğini okuyor. Bizi yönetecek olanların bize ne sunacağını merak etmiyor musun? Ben merak etmiyorum. Ama oyunu kullanacaksın.
Leyla Hanım, herhalde siz programa telefonla katılmayı düşünüyorsunuz. Özür dilerim hocam. Arkadaşlar, bugün demokrasinin işleyişine şahit olacaksınız. Ve demokrasi sorumluluk ister. Hocam özür dilerim. Buyurun hocam. Dersinizi böldüm. Gonca Borova burada mı? Gonca yok hocam. Bugün Gonca'yı gören oldu mu peki? Ne oldu hocam? Cinayet bürodan aradılar. Gonca'yı sordular. Leyla? Gonca'yı en son ne zaman gördün? Bir sorun mu var? Polis onu arıyor. En son cumartesi gecesi kostüm partisinde gördüm. Ama ondan sonra hiç görmedim. Annesine hafta sonu sende kalacağını söylemiş. Ne? Yalan söylemiş, bende kalmadı. Nerede olduğunu bilmiyorsun yani. Nereden bileyim hocam? En son cumartesi günü gördüm. Peki. Gonca'dan haber alırsan ailesine ara, bildir. Alo hocam. Sınıfı dersten sonra salona yönlendirin lütfen. Sakın geç kalmayın. Tamam hocam, merak etmeyin. Leyla, Gonca'nın nerede olduğunu biliyorsan hemen söylemelisin. Bilmiyorum dedim ya, siz de o akşam partideydiniz. Efendim? Evet. Tamam. Tamam, teşekkürler. Şimdi Meryem Hanım, senin bize yardımcı olman gerekiyor. Kızım bugün okula gitmemiş. Nasıl gitmemiş? Leyla da dur oraya. Arayayım ben Leyla. Hayır hayır. Leyla okulda, o da bir şey bilmiyor. Nasıl bilmiyor? Beraber kaldılar dün gece. Kızın arkadaşında kalmamış. Yenge Hanım, kızın sana yalan söylemiş. Alo İrfan, kayıp anonsu vermek istiyorum. Yazıyor musun? Yaz. Gonca Borova, Tahir kızı, Maltepe 94 doğumlu, uzun dalgalı saçlı, açık kumral, 1.65 boylarında, zayıf. Gonca Borova. Hayır, Bornova değil, Borova, Borova. Hastanelere bir bakın, gözaltı izlemeye, bir de kayıp bürosuna bir haber verin. Bir şey olursa da bizi arayın. Bu bizde kalsın. Oturun Meryem Hanım. Gonca'nın hareketlerine son zamanlarda ilginç bir şey fark ettiniz mi? Yani Gonca her zamanki Gonca'ydı. Peki... Kızın herhangi bir bağımlılığı falan var mı? Bağımlılık derken yani sigara falan gibi mi? Yok. Alkol. Uyuşturucu falan gibi. Komiser Bey, Gonca da ana kuzusudur. Aile içinde son zamanlarda bir sıkıntı yaşadınız mı? Yok. Peki. Arkadaşlarıyla arası nasıl Gonca'nın? Siz neden bunları bana soruyorsunuz, ben anlamıyorum. Bakın Gonca şimdi telefon açar. Anne yemek hazır mı der. Karnım acıktı, geleceğim der. Biliyorum. Bir şey mi oldu? Bir şey biliyorsunuz ve söylemiyorsunuz. Ne olur söyleyin, saklamayın benden.
Annesiyim ben onun. Kızıma bir şey mi oldu? Hayır, biz de henüz hiçbir şey bilmiyoruz. Tamam, sakin ol. Program akışı burada. Seçime 28 gün kaldı, inanamıyorum. Zaman yetecek mi? 28 günde devletler kurulur, devletler çöker. Politikada bir saniye bir yıl kadar değerlidir. Hah! Hüseyin bir şere bak. Bak senin için ne demiş adam. Seni zengin, züppe çocuğu gibi göstermeye çalışıyor. Abi adam kafasına koymuş, sana çamur atacak. Çamur atan, çamura bulaşmayı göze almış demektir. Peki abi. Alın size bomba gibi bir haber. Bundan 4 saat önce çok önemli bir telefon konuşması yaptım. Münevver Hanım aradı. Halk Birliği bizi destekliyor. İşte bu! İşte bu! Tebrik ederim abi. Tebrik ederim. Bu arada saatini bulmuşsun abi. Hı? Ha. Geleceğim, tamam mı? Hadi içeri geçin siz. Hadi anneciğim. Ne oldu, Gonca aramadı mı? Aramadı. Çocukların üstünü değiştirmeyi unutma, tamam mı? Sen nereye? İki masa, iki konuğumuz için hazır. Tamam. Sağ ve sol kameralar. Ortadaki kamera direkt sunucuya çalışıyor. Hı hı. Ses sistemimiz hazır, ışık sistemi hazır olmak üzere. Tamam, güzel olmuş. Elinize sağlık. 20 dakika sonra sizi salona alacağız efendim. Teşekkürler. Peki. Nasıl oldu efendim? Gayet iyi, yara kapandı, sağ olun. Biraz gerçek yüzümüz görünsün. Fazla bayamayın bizi. Hanımlar bize biraz müsaade edin. Bak, gördün mü gazeteyi? Son ankete göre 5 puan öne geçmişiz. Bu gazeteye göre önde olursunuz tabii. Sen hangi gazeteye göre geçiyorsun? Benim gazetem yok. Benim halkımın oyları var. Neyse, sana bir müjdem var. Belediye olarak sokak çocuklarına yeni sığınma evleri yapmaya karar verdik. Hayırlı olsun. Biz de davayı alınca senin o usulsüzce kapattığın çocuk sığınma evlerini tekrar açacağız. Sizin de çorbada bir tuzunuzun olması hoş olur tabii. Dava sürüyor. Ayrıca o sığınma evlerini unutsan iyi olur. Çünkü belediye meclisi olarak geçen hafta bir karar aldık. Bundan böyle herhangi bir bölgede ikinci bir sığınma evine izin vermemeye karar verdik. Bir ay sonra artık sen başkan olmayacağına göre bunu şimdiden konuşmanın bir manası yok. Tıpkı baban gibisin. O da büyük bir hayalperestti. Allah'tan siyasete girmedi. Senin de hayallerin vardı. Benim hayalim... Senin benim yanımda durmandı evlat. Sen benim yanımda kartal yuvasında gibiydin. Ama sıranı beklemedin. Pike'ye geçtin. Buna ne derler biliyor musun? Hıyanet. Yapma başkan, gözünü seveyim. Ben ne öğrendiysem senden öğrendim. Uçmayı da savaşmayı da. Ama sen şimdi seçmenine, davana ihanet ediyorsun. Oğul oğulluğunu, baba da babalığını bilmeli. Sen sırasını beklemeyen Şehzade Mustafa gibisin. Sen de kanunisin öyle mi? 50 yıl tahta oturup kimseye yol vermeyen Kanuni. 3 dönem başkanlık ettin. Halkın sorunlarına sırtını döndün başkan. Zenginler kulübünde oynamayı seçtin. Halk yeni bir soluk istiyor, yeni bir vizyon. Ne sen Kanuni'sin, ne ben Mustafa.
Hem Mustafa bertaraf edildikçe Osmanlı gerileme devrine girdi. Asıl bunu kavramak lazım başkan. Senin kafan karışık evladım. Bak, beni iyi dinle. Senin çevrende hayatı boyunca hiçbir baltaya sap olmamış bir sürü insan var. Onların gazına gelip hem kendine hem bana zarar verme. Bekle. 5 sene daha bekle. Yine eskisi gibi yanımda dur. Sonra meydan senin. Yayında görüşürüz başkan. Aslan. O kanunuymuş, ben de Mustafa. Bu durumda sen de Bayezid oluyorsun. Yani beni yok ederlerse sıra sana gelecek. Saltanat hikayelerini sarmış şimdi de. O hikayelerin alıcısı bol mu memlekette? Senin bilirkişi raporu da işe yaramayacak, açtırmayacak çocuk okulunu. Barko vizyon kurduruyorlar. Nurettin haklı çıktı. Anadolu Sahil Projesi'nin sunumunu ilk burada yapacaklar galiba. Bırak yapsın şovunu. Biz de arka yüzünü anlatacağız, gerçekleri konuşacağız. Bir sürü insanın evi yıkılacak. Balıkçı barınakları gidiyor, deniz kirleniyor. Geçmişte de görmedik mi? Denizle oyun olmaz. Doldurmuş ne kadar yer varsa bir depremle deniz hepsini geri almadı mı? O projelerden ceplerini dolduranların çocuklarına konuşacaksın az sonra, hatırlatırım. Ben de zengin çocuğuydum. Zengin fakir. Artık tüm gençlerin kaygısı ortak. Gelecek. Geçen gün bir tanesi geldi. Çocuk burslu okumuş. Bölüm birincisi. Master'a başlamış. 6 aydır iş arıyor. Pırıl pırıl bir genç. İçim yanıyor bu çocukları görünce. Keşke herkes bu kalbini görebilse. Sen gördün ya, bu yeter. Ne zaman evleniyorsunuz benimle, güzel kadın? Şimdi herkesin gözü senin üzerinde. Benim gözüm yalnız sende. Bak bir düşün, güzel haber aslında. Başkan adayı danışmanıyla evlendi. Aslan Kocatepe, evli, çocuklu, mutlu, munis bir adam. Bekar bir başkan adayından daha olumlu bir imaj. Danışman hanım, siz daha iyi bilirsiniz. Sorun imaj meselesi değil ki. Bir sorun var yani. Bu sabah nereye gittiğini biliyorum. Keşke bana söyleseydin. Korkuyorum. Bana söz vermiştin. Aramızda yalanlar, sırlar, kapalı kutular olmayacaktı. Yok zaten. Sen o kutuları çoktan açtın. Polisler geldi, bir sorun var galiba abi. İptal edemeyiz. Bu kadar telaş edecek bir durum mu var? Evet başkanım. Bizim öğrencilerle bir an önce konuşmamız gerekiyor. Programı iptal etmeniz lazım. Sakın yapmayın. Birazdan yayına gireceğiz. Soruşturmayı yayından sonra yapsanız olmaz mı? Program 3 saatmiş. Soruşturmanın selameti açısından bizim için kaybedilemeyecek bir vakit bu. Başkan adayımız gençlerle yakinen ilgilidir. Programda onlara söyleyeceği önemli şeyler olmalı. Ona soralım. Yayını kısa tutabiliriz belki. Lütfen efendim. İmkansız. Formatımız, reklam kuşağımız... Bakın, bir kız çocuğunun hayatı söz konusu. Şurada kaybettiğimiz bir dakika bile çok önemli. Lütfen, rica ediyorum. Tamam. İnsan hayatı her şeyden önde gelir. Erteliyoruz. Teşekkür ederiz. Peki. Erteleyelim. Başkanım, tekrar gelebilecek misiniz? Sekreterimle konuşursunuz. Pekala.
Arkadaşlar, bugün okulumuzda yapılacak olan çekim iptal edilmiştir. Normal ders programına devam edilecektir. Şimdi herkes sınıflara geçsin lütfen. Buraya gelince öğrencilik yılları geldi aklıma. Tamam efendim. Ya biz seninle bir ara 4 yıl mı ne küs kalmıştık değil mi? 4 değil 6 Freud yüzünden. Senin Freud takıntın yüzünden. Hala takıntılıyım. Bence daha fazla uzatma, bir 6 yıl daha küs kalmıyordum. Hep öyleydin ha, bildiğini okurdum. Sen de hep garanticiydin. Benim gözüm seninki gibi kara değil. Ne yapayım? Ben geldiğim yeri unutamıyorum. Sürekli geriye bakarsan ileriyi göremezsin. Yapma be aslan. Geçmişe falan takılmış değilim. Ya. Ama kolay değil. Senin eskilerinle, babanın bursuyla, başkalarının üzerime büyük gelen paltolarıyla okuduğumu unutmak. Hadi oradan. Benim yeşil parkaya giydiğin günlerde böyle demiyordun ama. Harbiden güzel parkaydı. Bütün kızların gözü bendeydi. Ne tuhaf. Siyasetçi olacağın hiç aklıma gelmezdi. Neden? Ne bileyim. İnsanlara fazla güvenirdin. Özellikle de kadınlara. Niye, bu kötü mü? Kadınlardan korkacaksın. Hele siyasete bulaşanlardan. Tamam. Akşam. Halk Birliği seni aday göstermiş. Münevver Hanım seni desteklemeye karar almış. Ama senin yerinde olsam o kadına güvenmem. O kadın kaz gelecek yerden tavuk esirgemez. Neticede hepimiz politikacıyız. 1000 tane yüzümüz var. Erken biterse yeni evin badanasını yapmaya gidelim, değil mi? Olur abi. Arkadaş, bir manzara var yeni evde. Tağdalara kadar görünüyor. Camlar yerden. Gonca'ma yeni bir oda yapacağım. Götüreceğim mobilyacıya, diyeceğim al kızım, seç. Bu mevzu tamamen bitene kadar yengenize duyurmak yok. Tamam? Ömer'le Yavuz'a da ayrı birer oda. Bir tane de sana. Sağ ol aga. Yaparız. Hadi topla bakalım, hadi. Çocuklara götür, doymayan varsa. Var mı bisteniz? Abi. Sen şu evi nasıl ödeyeceksin? Öderiz evvelallah. İşlerimiz yolunda çok şükür. Geçen akşam Davut abi uğradı da servise. Sebep? Bir şey yok. Öyle geçerken uğramış. Biz de oturduk, iki laf ettik falan. Oğlum ben sana kaç defa söyleyeceğim? Senin Davut'la edilecek lafın mı var? He? Ya abi, adam kalkmış gelmiş ziyaretime şimdi. Ben kalk git mi diyeyim koskoca Davut abi? Şey dedi. Ne zaman çıkacaklar evden dedi. Yani evi müteahhite mi ne verecekmiş? Gerçi arayacakmış seni de. Eğer o Davut itinin kıçının dibinde gezdiğini duyarsam, eğer çöplüğünde dolaştığını duyarsam, görürsem, yemin ederim senin kemiklerini kırarım. Anladın? Kemiklerini kırarım. Abi tamam. Biz tövbe ettik. Yengem geliyor abi. Hayırdır? Polisler. Eve polisler geldi. Ne polisi kızım? Gonca yok. Nasıl yok yenge? Yok. Hiçbir yerde yok. Okuldadır. Gitmemiş mi? Leyla'da yok mu? Leyla'da kalmamış. Cumartesiden beri gören olmamış. Okula da gitmemiş. Hiçbir yerde yok kız. Gonca hiçbir yerde yok. Yok deme kızım. Yok. Aman be Meryem'im. Sen cumartesiden beri bu çocukla konuşmadın mı hiç? Leyla'daydı, dersteydi, bugün gelecek idi. He? Yalan söyledim. Yalan söyledim.
Aradım, aradım ama açmadı. Bugün aradım, yine kapalı telefonu. Şarjı neyin bitmiştir diye düşündüm. Geri arar dedim, aramadı. Sana da bir şey söylemedim şimdi kafaya takarsın diye. Ya gözümü seveyim Tahir. Yok kız ortada. Ya başına bir şey geldiyse, ya biri bir şey ettiyse kızım. Tamam, geçirme aklına, kötü bir şey geçirme. Bulacağız. Aradın mı Leyla'yı? Leyla'yı kaç kere aradım? Ara, bir daha aradım. Meryem, bir daha ara. Açmıyor. Açmıyor işte. Leyla yok. Yani kaçta göz arasında kaybolmuş. Bu kız bir şey saklıyor olabilir. Bununla acilen görüşelim. Adresi lazım. Nereden bulabiliriz? Öğrenci işlerinden bulabilirsiniz tüm adresleri. Müsaadenizle benim çıkmam gerekiyor. Dur hoca, dur dur. Birkaç tane soru soralım da öyle git. Memleket nere? Doğma büyüme İstanbul. Aslen? Urfa. Hemşehri sayılırız. Suruç'ta yaptım ben askerliği. İyi. Gonca nasıl bir öğrenci? Gonca, Borova okulumuzda burslu okuyan bir öğrencimizdi. Çok başarılıydı. Zaten herkes kolay kolay burslu okuyamaz. Ya çok çalışkan olacaksın. Ya da arkanda dayın olacak ha? En son ne zaman gördün? En son cumartesi günü okulumuzun geleneksel kostüm partisinde gördüm kendisini. Sen de partide miydin? Neydi hoca kostüm? Ben gözetmen olarak bulunuyordum. Hocalar normal giyinir. Gonca ne giymişti? Gonca'nın üstünde beyaz bir melek kostümü vardı. Beyaz kanatlı. Şık bir kostümdü. Beğendin yani. Sevgilisi var mı ya da asılan takılan biri falan? Bakın komiser hanım. Ben bu okulda öğretim görevlisiyim. Bunu arkadaşlarına soracaksınız. Müsaadenizle. Dur dur. Son bir soru soralım da öyle git. Kaçta çıktı hatırlıyor musun? Ya da çıkarken yanında biri var mıydı? Hatırlamıyorum. Parti çok kalabalıktı. Aklınıza bir şey gelirse Yılmaz komiseri ararsınız. Buyurun. Ali Hoca. Alo. Evet, ben annesiyim. Tamam, tamam. Hemen geliyorum. Ben hiç güvenmiyorum bu herife. Kesin bizden bir şey saklıyor bu. Leyla'nın evine bir araç gönderelim bakalım kız bir şey biliyor mu? Bir de araziyi iyice bir taratalım. Ama bu sefer köpekleri de alsınlar. İlçeden ve asayişten takviye istersin. Eğer izinle ilgili bir sorun olursa müdür beyle konuş. Benim işim var, yetişeceğim size. Emredersiniz komiserim. Sen nereye? Ya yetişeceğim size, bir işim var. Ben nasıl gideceğim oraya? Toplu taşımayı kullan bedava. Polisler. Kızın ailesi burada. Kesin bir şey biliyorlar, bizden gizliyorlar. Meryem, önce bir konuşalım. Ortalığı belveleye verme Meryem. Bir şey var mı Meryem Hanım? Merhaba, Tahir Borova ben. Sizde bir şey var mı? Leyla'yla konuştunuz mu? Leyla da niye kalmamış? Niye bana yalan söylemiş? Leyla okuldan çıkmış, konuşamadık henüz. Akrabaları da aradık. Orada da yok. Ulan nereye gider bu kız? Nerede kalır? Sabır ver bana. Allah'ım sen bana sabır ver. Benim hanım dedi ki, benim kartı bulmuşsunuz, banka kartını. Siz onun için mi Gonca'yı? Nerede buldunuz kartı? Zamanı geldiğinde biz size bilgi vereceğiz. Sizde bir şey olursa da bize haber Gonca burada mı? Hop kızım, bu ne rahatlık ya. Ozan yok mu? Yok. Ben varım, yetmez mi? Saçmalama Kubilay. Bak yavrum, ne yaparsan yap, seninki gidecek, yine Goncasına konacak.
Polis geldi okula. Gonca yeri herkes. Cumartesinden beri kayıpmış. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Ozan da gelmedi bugün. Ozan'la birlikteler değil mi? Ne bileyim kızım, ben Ozan'la mı birlikteler? Dün konuştum Ozan'la. Babasının evine gitmiş. Ailesi Marrakeş'mine öyle bir yere gitmiş işte. Yani anlayacağın, Gonca yanımda iyi işiyoruz falan demedi. Ama dur, senin için bir Ozan'ı arayayım. Biri vardı. Kim? Kızın görüştüğü. Kim? Kim? Gonca hiç hoşlaşmazdı onda. Niye yalan söyledi ki bana o zaman? Meryem, kim? Ozan. Ozan diye bir çocuk. Okuldan arkadaşı. Peşinden koşup duruyordu kızın. Kıracağım ayaklarımı. Kıracağım. Doğru eve, seni eve bırakıyorum. Ben de geliyorum seninle. Yok yok. Sen evde otur, kız bu arada belki gelir. Kim bilir bunun evini? Leyla. Leyla bilir. Niye çizdin adamın arabasını? Ne alıp veremediğin var? Konuşsana oğlum, niye çizdin? Hiç, öylesine. Bana bak! Bana bak! Beni zibanadan çıkartma çocuk. Bunun için hapse girenler var, biliyor musun sen? Haydut musun, eşkıya mısın, nesin? Niye milletin arabasını çiziyorsun ya? Yürü! O uyuz müdür hep benimle uğraşıyordu, tamam mı? E niye, çok seviyordun ya, öyle söylemiştin. Onu öylesine söyledim. Ya öylesine ne ya? İyi tamam işte, Bakü'ye gidiyoruz, orada mutlu olursun. Söyledim sana anne, Bakü'ye makü'ye gelmiyorum. Gelme, Bakü'ye makü'ye gelme sen. Sen kal burada, o zibide arkadaşlarınla çetecilik oyna. Arabaları çizin, milleti tehdit edin, yolları kesin. Niyeymiş efendim, öylesine. Bin şu arabaya. Kime çektim bilmiyorum ki. Evimiz Hazar Denizi'nin hemen kenarında. Hem beraber daha çok vakit geçireceğiz artık. Tabii, sen, ben ve üvey babam değil mi? Hayır, babalık yapmayacak sana, arkadaşın olacak. Hem çok güzel bir okul ayarlamış, yeni arkadaşların olacak. İstemez. Bak, seni şimdi Mehmet Ali'ye bırakacağım. Uçağa kadar iyi geçinmeye çalış, tamam mı? Hayır ya, ne Mehmet Ali'si? Dedeme bırak beni o zaman. Efendim? Tamam, geliyorum ben de. Şu Leyla'yı buldunuz mu, kızın arkadaşı olan? Ha. Tamam, tekrar gidiyoruz. Tamam, siz başlayın, geliyorum. Merhaba baba. Gitmediniz mi siz? Akşam 10'da uçağımız. Kaan sende kalsa olur mu? Benim büroya gitmem gerekiyor. Saat 6-7 gibi alırım. 6 mı? 7 mi? 7. Dışarı çıkmasın olur mu? Tamam. Kaan. Dedeni üzme, tamam mı? Görüşürüz. Geç kalma. Akşam koşuya çıkacağım. Sağdaki
boşluk. Güzel pas. Oraya Hami geldi. Gol geliyor adeta. Bir orta, bir gol. Oh, vay be. Gole bak. Kaç yılı bu dede ya? 96 Türkiye San Marino 7-0. Dördünü Oktay yazdı. Bak bak şu gole bak. Nasıl uçarak çaktı kafayı. Karagümrük'te başladı bu futbola. Çok iyi forvetti. Küçüklüğünü bilirim keratanı. Deden. Hı. Sana bir şey soracağım. Sor. Ya annem şu adamla Azerbaycan'a taşınıyor ya. Ya ben gitmek istemiyorum. Burada sende kalsam olmaz mı? Olmaz. Ananla uğraşamam. Kafasına göre iş yapıyor. İki ayak almaz dönersiniz zaten. O hayırsız baban içinde demiştim. Dediklerim çıktı. Afiyet olsun. Hı. Sabahtan beri koşuşturmaktan hiçbir şey yiyemedim. Geç otur sen de atıştır bir şeyler. Ne oturması aslan? Akşam iş adamlarıyla bağış toplantımız var. Matbaayı bekliyorum. Broşürler azalmış. Kimsenin haber verdiği de yok. Neyse ki hallettim telefonla. Geliyor 500 tane yolda. Heh. Bu arada Fikirtepe, Ümraniye, Maltepe'de yarın kahvehane toplantısı koyduk. Bir de vakıftan aradılar. Mütevelli heyeti yarın toplantı için senden haber bekliyor. Bu eserin Münevver Hanım'ın desteğinden nereden haberi var? Eserin mi? Kendi söylemiş olmasın abi. Kim? Münevver Hanım. Canım olmaz öyle şey. Daha bu sabah konuştum ben bu kadınla. Resmi olarak açıklamak için daha erken demişti. Abi politika kahvedir be abi. Sezen'cim nasılsın? İyiyim aslan, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İşte yorgun, stresli. O zaman çok vaktini almayayım. Görüşebilir miyiz? Bir konu var da. Ben şu an hiç müsait değilim. Yarın arasam olur mu? Aslan bak, benim çalıştığım gazetenin müdürleri seni araştırıyorlar. Ben de eski basın danışmanın olduğum için beni sıkıştırıyorlar. Nasıl yani? Seninle ilgili bir açık arıyorlar, bilmiyorum. Telefonda konuşmayalım. Tamam. Akşama bir bağış gecesi var, çıkmadan ofise uğrar mısın? Tamam. Ofiste görüşürüz. Tamam, bekliyorum. Leyla. Tahir amca. Gonca nerede kızım? Ben bir şey bilmiyorum Tahir amca. Bizde kalmadı hafta sonu. O çocuk da Ozan'da mı kaldı? Yüzüme bak kızım. Çocuk kaç gündür yok. Annesi perperişan. Madem en iyi arkadaşısın, bir şey biliyorsan söyle. Hadi. Bilmiyorum ben. Balo vardı okulda cumartesi günü. İşte Gonca da süslenip geldi. Ozan da partideydi. Ozan zaten Gonca'ya takık. Nerede bu çocuğun evi? Hı? Buldum onu de ne olur. O Ozan Puştu'nun evindeymiş. Emin misin? Konuştum işte Leyla ile. Elif'in ailesinin Ömerli'de de bir villası varmış. Oradaymışlar. Ya o çocuğu hiç sevmiyordu. Niye gitsin ki oraya? Gitmiş işte Meryem, gitmiş. Gidip getireceğim onu, merak etme. Tahir. Kızma ona, tamam mı? Korkmasın. Tamam. Haydi. Allah'ım sana çok şükür ya Rabbim. Of. Ah. Bak şuradaki şosa yol. Şu alttaki yolla aynı yol. Kolay gelsin. Var mı bir gelişme? Kız şuradaki ağaçların arasından zikzak çizerek buraya kadar gelmiş. En son burada olay yeri inceleme bir tutam saç buldu. İzler nereye kadar devam ediyor? Şu ilerideki ağacın olduğu yere kadar. Ondan sonra izleri takip edemiyoruz. Gömülme ihtimali var. Kazı alanı tarayalım. Köpeklerle ilk kere taradık bölgeyi. Son kez bir daha tarıyoruz şimdi. Kızın cep telefonundan haber var mı? Sinyal alınamıyor.
Bence kız burada değil. Şurada şose bir yol var. İzlerin bittiği yerin hemen arkasındaki yol. Oraya araba da girebiliyor. Bence arabayla oradan götürdüler kızı. Araba sahasını genişletelim. Tekrar bir tarama yapalım. Söyledi ya, zaten iki saattir köpeklerle arıyoruz yağmurun altında. Ekip yorgun. Cinayet büroya hoş geldin. Buyurun müdürüm. Ne oldu? Çıkmadı mı bir şey? Yani henüz cesedi bulamadık ama ben eminim burada. Zehra, bütün ekibi topladın. Saatlerdir arıyorsunuz, toplanın artık. Lütfen müdürüm, yarım saat daha burada duralım. Hava kararına kadar arayalım. Ekibi topla Zehra. Ceset yoksa cinayet de yok. Ama kanlı bir kazak bulduk, izler var, diş var. Canım, bunların Gonca Borova'ya ait olup olmadığını bilmiyoruz. Hem senin bugün uçağın yok muydu? Hadi hadi topladın artık. Gel bilgin olanı yaz öyle, tamam mı? Müdürüm, arayacağım ben sizi. Alo. Kalı çalışmasını başlattık, tamam. 26-323 mevki bildir. Bulunduğunuz bölgeden 100 metre kuzeye doğru, tamam. Tamam, geliyoruz. Sezen'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Çok iyi gördüm seni. Teşekkür ederim. Ne içersin? Çay, kahve? Ah merse, zaten çok kalmayacağım. Gazete işler ne alemde? Vallahi bütün kulislerde Aslan Kocatepe ismi konuşuluyor. Kimse bağımsız bir adaydan bu başarıyı beklemiyordu tabii. Alışacaklar. Hayırdır, sorun ne? Şimdi benim bu müdürler senin başkan yardımcılığı yaptığın döneme takmışlar kafayı. Yok efendim, kaç yurt dışı seyahatine çıkmışsın? Hangi otelde kaç gün kalmışsın? İşte bu Antalya'da yapılan Belediyeler Birliği toplantısı 3 günmüş. Tüm meclis üyeleri geri dönmüş ama sen bir hafta daha kalmışsın. Bunu da belediyenin bütçesinden ödemişsin filan. Yani özel seyahatlerimizi bile soruyorlar. Sezen'cim, benim hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yok. Ayrıca fazla kurcalamasınlar geçmiş dönemleri, borçlu değil, alacaktı çıkarım. Peki nasıl oluyor da gün gün, kalem kalem her şeyin kaydı var bunlarda? Yani anlayamıyorum. Nereden buldular? Nasıl ellerine geçti bu belgeler? Bilmiyorum ama bundan pek bir şey çıkmaz. Zaten bu haberleri de Hüseyin Biçer'den başkası yaptırmıyordur. Aslan, bunlar içeriden sızdırılmış bilgiler. Bunu ben sızdırmadım. Sen de sızdırmadın. Geriye bir tek Umay ve Nurettin kalıyor. Neyse. Ben yalnızca bunları bil istedim. Ben artık kalkayım. Hoşça kal. Niye gelmiş? Ne konuştunuz? Gazeteyle ilgili bir sıkıntısı varmış, ona konuştuk. Ben de inandım. Hep bir bahanesi var seni görmek için. Kıskanmanı gerektirecek bir şey yok, çıkalım. Katılım listesine şöyle bir göz attım. Çoğu kolejden arkadaşınmış abi. Ama sen yine de iyice bastırmalısın. Hiçbir şey garanti değil bu devirde. Merak etme, Aslan onu da halleder. O kadar da emin olmayalım değil mi arkadaşlar? En zor şey bir adama elini cebine attırmak. Doğru. Hiçbir şey karşılıksız değil. Hı. Ben çantamı alayım. Sana da beyaz gömlek getireyim, hemen geliyorum. Sevgiliyle yeni sevgili aynı mekanda. Bu bir erkek için cereyanda kalmaya benzer abi. Uyanıp deme baka çarpılırsın onunla. Niye öyle baktın abi?
gidebiliriz. Ne yapalım? Köpeğin sahibini arayalım mı? Toplan, gidiyoruz. Burada değil. Bak amca, başın belaya girecek. Sen nasıl girersin içeri ya? Kimsin sen? Nasıl girersin içeri? Git getir kızı. Kızı hemen buraya getir. Babam burada. Kızmayacakmış, sadece konuşacakmış de. Sadece konuşacakmış de. Çabuk yürü. Sağır mısın be adam? Gonca burada yok diyorum. Bak çık git evimden. Yoksa polisi arıyorum. Gonca! Manyak mısın be? Gonca! Lan nereden bileyim ben senin kızın nerede? Gonca! Yok burada Gonca, girme o odaya! Gonca! Ozan! Sana burada değil dedik. Hadi arkadaşlar oyalanmayın hadi çabuk! Canım. Tatlım ne yaptın? Bitmedi mi hala işin? Bitmek üzere, birazdan çıkarım. Ben şimdi havaalanına gidiyorum. Sen de artık bırak şu işi bak. Uçağa kaçacaksın yoksa. Yetişirim herhalde. Yarın sabah bana ameliyat yazmışlar. Akşama da hastane müdürü bize hoş geldin yemeği düzenleyecekmiş. Kapatmam lazım, sonra konuşuruz. Bunlar nereye gidiyor? Kimse toplanmasın beyler. Meryem. Anne bir şey söylesene ya. Ha, niye açmıyorsun Tahir ya? Öldü burada, ne yaptın? Neredesin? Yoktu. Nasıl yoktu ya? Nasıl yoktu? Hani Emin'den o çocuktaydı. Bilmiyorum Meryem. Gelmedim. Merak etme Meryem. Gerekirse her deliğe bakacağım. Bulacağım onu, tamam mı? Anne ya, bir şey söyle şuna ya. Ver bir şey işte. Anne! Ver. Ver şunu. Ya ver. Hiçbir şey izlemiyorsunuz, tamam mı? Ellerinizi yıkayın. Yemek yiyeceksiniz.
Ama daha babam gelmedi ki. Ablam mı geldi? Hemen diyorum çocuklar ya! Aklına kötü şeyler getirme. Anladın mı? Meryem, aklından kötü şeyleri çıkar. Bakacağım. Her yere bakacağım. Ne yapacağım, yapacağım, bulacağım kızı. Tamam. Kızım nerede Tahir'i? Yavrum nerede bulun? Bilmiyorum Meryem. Emniyete gideceğim. Belki onlar bir şey biliyorlardır. Hadi bir şey öğrenir öğrenmez ararım seni, hadi. Merkez 26322. Buyurun. Kayıp kız vakası için talep edilen vinç, trafik ekibi ve dalgıçlar Samandıra'ya intikal etmişlerdir. Mevki bildirin. Tamam. 26322 merkez. Samandıra ormanları Sandallı Göleti piknik alanı. Evet Meryem. Karakolda mısın hala? Yok, çıktım ben karakoldan. Yoldayım şimdi. Bir şey söylediler mi? Bulabildiler mi? Neredeymiş? Şeye geldim ben. Samandıra'ya. Samandıra'ya mı? Bir anons duydum Meryem. Tahir şimdi nereden çıktı bu anons?
Ne anımsadıydı? Meryem bilmiyorum. Çocuğa bir şey mi oldu bilmiyorum. Gonca'nın başına bir şey mi geldi Tahir? Gonca'nın başına bir şey mi geldi? Gonca'ya bir şey olmadı de, o iyi de. Bilmiyorum Meryem, bilmiyorum. Lütfen Tahir, o iyi de lütfen Tahir. Tamam Meryem, dur. Tahir. Meryem bir dur. Dur öğreneyim hepsini söyleyeceğim. Tahir kapatma, kapatma ne olur kurban olayım. Kapatma Tahir. Beyefendi giremezsiniz. Lütfen geri dön. Ne buldunuz orada? Allah rızası için bir dur. Bir dur, bir müsaade et. Ya kardeşim yasak diyorum. Kardeşim benim oraya gitmem lazım. Gitmem lazım. Hayır, bir şey söylesene. Bir saniye, bir şeye bak. Bakmak zorundayım yani. Bir müsaade et. Yasak diyorum, lütfen. Memur, kardeşim bir müsaade et. Kızım babası burada. Kardeş bir saniye müsaade et. Gel bir müsaade et. Gel bir müsaade et. Yasak diyorum. Kardeş. Yasak beyefendi, lütfen. Tahir bir şey söyle. Tahir orada ne oluyor, bir şey söyle. Tahir Bey buradan gitmeniz gerekiyor. Oradaki benim kızım. Değil. Tahir. Memur hanım. Plakayı araştırdık. Aslan Kocatepe'ye ait çıktı. Aslan Kocatepe mi? Hani şu belediye başkan adayı olan.